Sistemde gece kapanışının sona ermesi ile birlikte öncelikle trial balance olarak adlandırdığımız günlük gelir, ödeme, cari hesap ve depozit özetlerini içeren standart mizan raporu basılır. Raporun amacı günün finansal özetini yöneticiye bir bakışta aktarmaktır. Date, raporun oluşturulacağı tarih için kullanılan alandır. Display Payment Details alanında No seçeneğinin aktive edilmesi durumunda Ödemeler tek satır halinde görüntülenir. Yes parametresinin aktive edilmesi durumunda ödemeler kod bazında toplam olarak görüntülenir. Display actual cash info seçeneğindeki parametre no olarak işaretlenirse actual cash rakamı raporda çıkmaz. Yes olarak işaretlenirse raporda görüntüleniyor olacaktır. Raporu görüntüleyerek eğitimimize devam ediyor olacağız. Balance brought forward o günün açılış bakiyesidir tahakkuk etmiş ve hiçbir ödeme aracına bağlanmamış otelde kalan misafirlerden doğan alacaklarımızın toplam değerini gösterir. Bu değerin periyodik olarak denetlenmesi ve anormal olarak yükselen misafir borçları için yönetime zamanında tedbir alma fırsatı vermektedir. Revenue gün içinde elde edilen gelirlerimizin toplam değerini gösterir. Gelirler satırında yer alan bütün değerler pozitif işaretlidir. Ancak daha önceki günlerde yapılmış gelir tahakkuklarındaki hatalar nedeniyle bir düzeltme söz konusu olursa ve düzeltme miktarı o günkü gelirden fazla ise o günkü gelir değeri negatif işaretli olabilir. Ancak bazı işletmeler her departman için ayrı düzeltme departmanları da kullanmaktadır. Payout bu alanda currency exchange payout olarak tanımlanan işlem ilgili günde yapılan döviz bozmalar karşılığında kasadan çıkmış olan Türk lirasını ifade etmektedir. Non revenue. Otel içinde gelir olarak yer almayacak kalemler listelenir. Payment. Bu bölümde konuklardan yapılan tahsilatlar, depozit tahsilatları ve eğer bölümünden girilen tahsilatlar görüntülenir. Actual cash. Ön büro departmanının gün sonunda muhasebe ana kasasına teslim etmesi gereken toplam tutardır. Bu durum gün içerisindeki işlemlerin çeşitliliğine göre ters yönde çalışabilmektedir. Ön büro kasasının fix rakamı altına düşmesi durumunda muhasebe kasasından ön büro kasasına transfer yapılmaktadır. Transaction total today, revenue, non revenue, payment ve actual cash bölümlerinin toplamıdır. Günden devir olan toplam bu bölümde yoktur. İlgili günün faaliyet rakamlarını ifade etmektedir. Grand Total, Balance Brought Forward ve Transaction Total Today bölümlerinin toplamıdır. Eğer Ledger Payments, ilgili gün eğerde yapılan ödemeler toplamını gösterir ve Payment bölümünde zaten yansımış olan eğer ödemelerini sıfırlar ki bu Guest Ledger'ın hesaplanması için zorunlu bir adımdır. Aynı durum Deposit Ledger Activity için de geçerlidir. Balance Carried Forward, ertesi güne devredilen tutar. Bu değer ertesi gün Balance Brought Forward bölümünde yer alacaktır. Accruals Today, Advanced Package kullanıldığı zaman ilgili bölüm çalışmaktadır. Buraya gelen değer, bir gün sonra servis edilecek olan hizmetin toplam değerini gösterir. Bir gün sonra post edildiğinde gelen eksi değerle sıfırlanır. Accruals Today değeri Advanced Package kullanılıyorsa her zaman sıfır olmalıdır. Sıfır olmadığı durumlarda Opera destek ile irtibat kurulması gereklidir. Guest Ledger Balance, ertesi güne devredilecek, ve bir gün sonrasının açılış bakiyesini oluşturacak toplam tutardır. Guest Ledger Balance mutlaka Guest Ledger Balance Today ile aynı olmalıdır. Farklı ise Opera destek hattı ile irtibat kurulmalıdır. Guest Ledger Bilgi amaçlı bir bölümdür. Otelde konaklayan misafirlerin gün içindeki hareketleri özet olarak listelenmektedir. İlgili günde gerçekleşen gelir ve ödemeler toplamı yer alır. AR Ledger Bilgi amaçlı bir bölümdür. Opera'da AR bölümü sonradan takip edilmesi gereken işlemler için kullanılır. Deposit Ledger Bilgi amaçlı bir bölümdür. Depozit hareketleri görüntülenir. İlgili günde depozit hareketi olmadığı için bilgi yer almamaktadır. Package Ledger Oda artı paket post edilen hizmetlerin toplamıdır. Örneğin oda artı kahvaltı 100 TL, trial balance 90 TL oda artı 10 TL kahvaltı olarak gelirlere yansır. Bu misafirin folyosunda 100 TL package olarak post olur ve bu tip paket postinglerin toplamı da package ledger'a e yansır. Her zaman balans 0.00 olmalıdır. Yalnız accruals değeri buraya yansıdığı için accruals'ta bir değer varsa o fark buraya yansıyor olacak.